Herkese merhaba. Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Ayşe ben. Bugün topuz bant çalışacağız beraber. Bir bant parçasına, bir de uzun topuz parçasına ihtiyacımız var. Öncelikle bant parçasını dikeceğiz. Diktikten sonra ters çeviriyoruz. Bu bant kısmı olacak. Topuz bandana ile ilgili yorumlarda yapılmasını istemiştiniz. Bunun gibi benzer yapılmasını istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa yoruma yazarsanız ilk fırsatta çekimlerini yaparız nasıl dikildiği ile ilgili. Bantımız hazır. Bir iğne alıyoruz. Bu iğne ile uçlarını birleştiriyoruz ve büzerek dikiyoruz. Bunu makinede de yapabilirsiniz, elde de yapabilirsiniz. Güzelce büzerek dikiyoruz. Sağlam bir dikiş yapıyoruz ki çıkma yapmasın. Kitliyoruz dikişimizi. Şu şekilde arasından geçiriyoruz ve kitliyoruz. Artık sökülme yapmaz. Son aşamamıza yaptık. İpimizi kesiyoruz ve bantımız hazır oluyor. Şimdi sıra geldi topuzunu yapmaya. Öncelikle ne yapıyoruz? Parmağımızı şöyle küçük dolayarak bir düğüm atıyoruz. Ortadaki boşluğun çok büyük olmamasında fayda var. Yoksa içi boş kalır topuzunuzun. Küçük parçayı da dolayacağız zaten. O ayrıca gözükmeyecek. Ucunu alıyoruz ve içinden geçiriyoruz buradaki gibi. Aslında yaptığımız tamamen bu. O yuvarlağın etrafını kumaşımızı içinden geçirerek dolandırıyoruz. Dolandırırken ilk katlarda değil ama artık son katlara doğru düzgün bir şekilde geçirmemiz lazım ki daha güzel bir görüntüye ulaşalım. Böyle kumaşımız zaten uzun, 1 metre bir kumaş. Eni 15 santimdi. Başta ölçüleri vermiştik. Bitene kadar elimizle zaman zaman düzelterek bütün kumaşı o yaptığımız küçük halkanın etrafına sarıyoruz. Aslında yapılışı çok kolay. Ama nasıl yapıldığını bulmak, evet, internette yok. Çok çok fazla yok. O yüzden umarım faydalı ve yardımcı olacaktır size de. Yorumlarda beğenip beğenmediğinizde söylerseniz çok sevinirim. Evet, artık yavaş yavaş sonuna geldik. Evet, son parçamız. Yine geriyoruz. Çok bol kalmaması lazım ki atar. Onun için son parçayı da sıkı bir şekilde içinden geçiriyoruz ve topuzumuz çektirdikten sonra topuzumuz hazır oluyor. Şimdi ne yapmak lazım? Banta bunu monte etmek lazım. Silikonla da monte edebilirsiniz ama silikon görüntüsü çok hoşuma gitmiyor benim çünkü kenardan ister istemez çıkıyor. O yüzden yine iğne iplikle sağlam bir dikişle önce banta, sonra topuza, önce banta, sonra topuza bu şekilde sıkı bir dikişle bütün etrafını dikiyoruz. Diktikten sonra bakın sağlam silikon kullanmadan dikişle sağlam kontrol ediyoruz. Bayağı sağlam oldu. Topuzumuzu bantımıza monte etmiş oluyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, videolarımızın devamı gelecek. Hoşça kalın.